Şimdi aklımızla konuşmaya gelelim. Değerli basın emeklisi arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarım. Bakın, dün şu karşıda birazdan göreceğiniz billboardlarda ve İstanbul'un birçok yerinde, hatta Türkiye'de birçok billboardda, birçok yerde arkadaşlarımızın şu anda asacağı 128 milyar nerede afişleri vardı. Ve bu soru Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri tarafından firmalara sözleşmeleri yapılarak, bedeli ödenerek, vergisi ödenerek asılmış billboardlar ya da sorulardı. Değerli arkadaşlar, görüyorsunuz, hakaret yok, iftira yok, tehdit yok, sadece ve sadece soru var. Ne zamandır soru sormak suç değerli arkadaşlar? Siyasetin görevi nedir? İktidarın görevi vatandaşa hizmet etmek değil midir? Muhalefetin görevi de vatandaşın hakkını, hukukunu korumak için, vatandaşın bir kör kuruşunu korumak için, vatandaşın tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için iktidara soru sormak değil midir değerli arkadaşlar? Hakaretin olmadığı, tehdidin olmadığı, iftiranın olmadığı bu pankartlarımız gece yarısı operasyonlarıyla hukuksuz bir şekilde ve suç işlenerek kaldırılıyor. Bakın, hiçbir yasal dayanağı olmadan ve ben burada bunları kaldıran kamu görevlilerine, emniyet görevlilerine ve valiye de aslında seslenmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, siyasetin görevi vatandaşa hizmetse, vatandaşa hizmet için doğru soruları sormak ve cevabını aramaksa, bunu nasıl suç olarak kabul ediyorsunuz? Suç nedir biliyor musunuz? Suç, vatandaşı kandırmak için seçim zamanlarında yerli uçağımız çok yakınlardadır diyerek bütün billboardları dolduranlardır suçlu olanlar. Suç, 31 Mart sabahında yani 1 Nisan günü vatandaşa yalan söyleyerek bütün billboardlarda gönül belediyeciliği diye o billboardları dolduranlardır. Ya da suç, her seçim dönemi ve sonrasında İstanbul'da her yere metro diyerek afişleri donatarak yılda 5 kilometre kare metro yapamamaktır suç. O yüzden emniyet yetkililerimize ve valiliğe buradan seslenmek istiyorum. Bizim sorduğumuz soru suç değil. Vatandaşa soracağımız soru suç değil. Ama soruları doğru şekilde sorduğumuz için sizin engellemeniz suçtur. Ve değerli arkadaşlar, dün billboard firması çalışanı pandemi döneminde belki de evine asgari ücretle ekmek götürmeye çalışan bir gariban bir ilçemizde önü kesiliyor, kesilmekle kalmıyor. Bakın, kabahatler kanunundan işini yapan, herkes gibi işini yapan bir arkadaşımıza kabahatler kanunundan 1000 lira ceza yazılıyor. Bu ülkede bizler kabahatin de ne olduğunu biliyoruz, suçun da ne olduğunu biliyoruz. O yüzden bu afişlerin asılması değil, vatandaş için doğru soruların sorulması değil, tam tersine vatandaş adına doğru soruları soranların engellenmesini sağlayanlardır suçlu olanlar. Ve şunu söyleyeyim, o çalışanlara o cezalarla ilgili itirazı yapmakla kalmayacağız. O arkadaşlarımızın da bütün yasal süreçlerini birebir ve bizzat takip edecek. Suçun ve suçlunun kim olduğunu bize öğretmesinler. Bu ülkede doğruları söyleyen her kim olursa olsun iktidar cevabını vermek yerine doğruları söyleyeni terörist ilan ederek, doğruları söyleyeni cezalandırarak doğruları söylenmekten önüne geçeceğini düşünüyorsa her zaman olduğu gibi yanılıyor. Hatta doğru soruları soranları billboardlardan hukuksuz bir şekilde gece yarısı operasyonlarıyla sökeceklerini zannedenlere sadece ve sadece gülüyorum. Hakikaten gülüyorum. Hakikati bizler billboardlardan söktürseniz de, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlere soruşturma açsanız da, bununla ilgili bizlere ne yaparsanız yapın, biz sorumluluğumuz gereği vatandaş adına bu
bu soruları sormaya, bırakın billboardlardan kaldırın, doğruları vatandaşın yüreğine çatmaya devam edeceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yoktur. Bu konuda en ufak bir kaygımız yoktur. Ve bu konuda en ufak bir korkumuz yoktur arkadaşlar. Korkması gerekenler kim biliyor musunuz? Kendilerine soru sorulmasından korkanlardır. Ne dedim arkadaşlar? Siyasetin görevi vatandaşa hizmettir. Vatandaşa hizmet ederken hesap verebilir olmak zorundasınız. Sorulara cevap vermek zorundasınız. Eğer cevabını veremeyeceğiniz işler yapıyorsanız o koltukları bırakmak zorundasınızdır. Zaten sandıkta vatandaş sizin biletinizi kesecektir. Korkmayın diyorum o nedenle. Ve bu soruları sorarken sadece bu soruyu değil, daha çok soru soracağız arkadaşlar. Evet, Kasım ayının başından itibaren 2020 Kasım'ına kadar vatandaşın hakkı olan ve 7'de biri, bakın sadece 7'de biri vatandaşın gerçek gündemiyle, yani pandemi gündemine ayrılmış olsaydı, şu anda ihtiyacımız olan 28 günlük tam kapanmaya sebep olabilecek, sağlayabilecek daha doğrusu bir kaynağın, yani Merkez Bankası'nın 128 milyarlık rezervinin nereye gittiğini sormak suç olmadığı gibi o kadar büyük bir sorumluluk ki değerli arkadaşlar. Ve ben size başka birkaç soru daha sorarak hepinize teşekkür edeceğim. Değerli arkadaşlar, evet, 128 milyar dolar nerede? Bakın, biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Bütün örgütlerimiz burada. Ama 128 milyar dolar nerede? Sorumlu siyasetçi ne yapar biliyor musunuz? Paralarının çok olduğunu biliyoruz. Biz bunu billboardlarla sorduk. Gider daha çok billboard kiralar. 128 milyar doların nerede olduğunu açıklar. Açıklayamayanlar işte bunu yapanları suçlu ilan edip susturmaya çalışır. Usulsüz, hukuksuz bir şekilde engellemeye çalışır. Engelleyemeyecekler. Ve devam ediyorum değerli arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmediğimiz, vatandaş adına sonuna kadar takibini yapacağımız 128 milyar dolarla ilgili genel başkanımızın sorduğu ve bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar engellerseniz engelleyin, tüm İstanbulluyu anlatacağımız bu satış hangi yöntemlerle yapıldı sorusu. Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Bu dolarlar, dövizler hangi kurdan alındı ve hangi kurdan satıldı? Bu ticaretin alıcıları kimler? Ve bu satış imzasının altında kimin imzası var sorusu. Değerli arkadaşlar, ekonominin başı ben diyeyim, ben benim diyen şahsım hükümetinin biz bu sorulara cevap vermesini bekliyoruz. Bu soruları sormamızı da asla ve asla engelleyemeyecekler. Evet, billboardlardan kaldırdılar. Biz şimdi İstanbul'da, İstanbul İl Başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan 128 milyar dolar nerede görsellerimizi asacağız ve bu soruların cevabı alınıncaya kadar asla ve asla kaldırmayacağız. Buradan emniyet yetkililerine de sesleniyorum. Eğer ortada bir suç arıyorsanız biraz önce söylediğim suçlarla ilgilenin. İl başkanlığımız ve ilçe başkanlıklarımızda sorumluluğumuz gereği yerine getirdiğimiz afişlerimize, pankartlarımıza ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Siyasetin soru sorma ve cevap hakkına göreviniz gereği saygı duyarak umarım bir suç işlemezler kendi adlarına diyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.